Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Ye'cüc ve Me'cüc yeryüzünde bozgunculuk çıkartıyorlar. Bizimle onlar arasına bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Ayetlerde Ye'cüc ve Me'cüc'den yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bir kavim olarak bahsedilmektedir. Bu videoda size Ye'cüc ve Me'cüc hakkında bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ye'cüc ve Me'cüc ahir zamanda ortaya çıkacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce alamet haber verilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 yüzyıl önce haber verdiği ahir zaman alametlerinin birbiri ardına gerçekleşmesi, iman sahiplerinin asırlardır bekledikleri büyük müjdelerin yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Ahir zamanın bu müjdeleri Allah'ın mübarek elçisi Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelecek olması ve 20. yüzyılın büyük müceddidi Hazreti Mehdi ile birlikte Deccal'ın fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını yeryüzünde hakim kılmalarıdır. Bu videoda üzerinde duracağımız konu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alameti olarak bildirdiği Ye'cüc ve Me'cüc'dür. Kim oldukları, ne zaman ortaya çıkacakları ve ne şekilde ortadan kaldırılacakları asırlardır büyük bir merak konusu olan Ye'cüc ve Me'cüc hakkında bugüne kadar birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ve Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta Gog ve Magog olarak anılan Ye'cüc ve Me'cüc hakkında en doğru bilgileri Kur'an ayetlerinden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden ve değerli İslam alimlerinin eserlerinden edinebiliriz. Ye'cüc ve Me'cüc'ün bozgunculuğunu geçmişte Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı set engellemiştir. Allah-u Teala Kehf suresinde Ye'cüc ve Me'cüc hakkında şu şekilde bildirmektedir. Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Ye'cüc ve Me'cüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Ayetlerde Ye'cüc ve Me'cüc'den yeryüzünde bozgunculuk çıkaran bir kavim olarak bahsedilmektedir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bir sözünde Ye'cüc ve Me'cüc ehli garet yani yağmacı, çapulcu ve fesat, ara bozucu ve ehli hadaret ve medeniyete eceli kaza, medeni olanlar ve medeniyet için elinden kurtulunması mümkün olmayan hükmünde iki taifeyi mahlukattır. Yani Allah'ın yarattığı iki topluluktur şeklinde buyurmaktadır. Dedi ki, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan verdiği daha hayırlıdır. Madem öyle, bana güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki, bana getirin. Üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Kehf suresi 95. ve 97. ayet. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Zülkarneyn kendisinden yardım isteyen kavme iki dağ arasında sağlam bir set yaparak yardımda bulunmuştur. Bediüzzaman bu setti müfsitlerin yani fesat çıkaranların def'i şerleri kötülüklerine mani olmak için bir retmi azim ve cesim her tarafı tamamen kaplı büyük bir duvardır sözleriyle tarif etmektedir. İnsanlara zulmeden bozgunculuk çıkaran Ye'cüc ve Me'cüc kavmini engellemek için Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı muhkem set söz konusu fesatçı topluluğun zulmünü durdurmuştur.
Hazreti Zülkarneyn'in seddinin yıkılması kıyamet alametidir. Yecüc ve Mecüc'den Enbiya suresinde de bahsedilmektedir. Bu ayette ise Kehf suresinde bildirilenden daha sonraki bir döneme işaret edilmekte, Yecüc ve Mecüc bir kıyamet alameti olarak zikredilmektedir. Kıyamet öncesi dönemde Kehf suresinde bildirilen Set yıkılacaktır. Allah-u Teala Kehf suresinde şu şekilde buyurmaktadır. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman O bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Kehf suresi 98. ayet. Hazreti Zülkarneyn'in seddinin yıkılması ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bediüzzaman'a göre bu rivayetlerin hepsinin ortak noktası seddin yıkılmasının bir kıyamet alameti olarak kabul edildiğidir. Nitekim Üstad Muhakemat isimli eserinde emri ilahi yani Allah'ın emri geldiği vakit sed harab olacaktır ve seddin harabiyeti kıyamete alamet olur şeklinde buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Set yıkıldığında Yecüc ve Mecüc her tepeden akın edecektir. Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İşte o zaman inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak. Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Hayır, bizler zalim kimselerdik diyecekler. Enbiya suresi 96. ve 97. ayet. Kur'an ayetlerinden ve hadislerden Yecüc ve Mecüc'ün insan oldukları açıkça anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu konuyla ilgili ortaya konan bazı deliller şunlardır. Hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Adem'in soyundan gelmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer ikişer karış boyundadırlar, en uzunları üçer karıştır. Hadisiyle onların kısa boylu olduklarına işaret etmiştir. Bir iki karış boylu ifadesi kısa boylu anlamına gelen bir teşbih olarak kullanılır. Küçük gözlü, geniş yüzlü, kumral saçlı bir kavimdir. Siz devamlı düşmanla savaşacaksınız, hatta yüzleri geniş, gözleri küçük, saçları kumral, Yecüc ve Mecüc ile de savaş yapacaksınız. Hadislerde bildirildiği gibi fesat çıkaran bir topluluktur. 22 kabileden oluşan bir topluluktur. Yecüc ve Mecüc 22 kabileden ibarettir. Yecüc ve Mecüc anarşist, saldırgan ve zalim bir topluluk olacaktır. Bediüzzaman Hazretleri'nin açıklamalarından şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yecüc ve Mecüc anarşist bir düşünce tarzı benimseyecektir. Bediüzzaman'ın hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Sözüyle de vurguladığı gibi Asya ırkçılığıyla komünist düşünceyi harmanlayan Yecüc ve Mecüc diğer ırklara yönelik çok büyük bir vahşet ve nefret politikası izleyecektir. Malum günümüzde de zaten bütün zulümler bunlar tarafından yapılmaktadır. Moğol ve Mançurların dışında Asyalı bazı cahil kitlelerin de Yecüc ve Mecüc'ün tarafına geçip ırkçı bir anlayış içinde onlarla birlikte hareket etmeleri muhtemeldir. Bediüzzaman'ın kıyamete yakın yine anarşistik gibi bir fikirle medeniyeti beşeriyi zir-ü zeber yani insanlık medeniyetini altüst darmadağın edecekler sözüyle de dikkat çektiği gibi bu topluluk katliamdan ve güç gösterisi yapmaktan zevk alan barbar zalim bir topluluk olacaktır. Kimi kastettiğimi anlıyorsunuz değil mi? Yıllardır Doğu Türkistan'daki bitmek bilmeyen zulüm yine Yecüc ve Mecüc soyundan gelenlerin eseridir. Yecüc ve Mecüc öyle sanıldığı gibi yerin altından yeryüzüne fırlamayacaklardır. Nihayetinde onlar da bizim gibi topraktan olma insanlardır. Ve buradaki sır ayette de geçtiği gibi ahir zamanda tekrar güçlenip ortaya çıkmaları ve insanlara zulmetmeleridir. Hem zaten Çin teknolojisinin girmediği ne ülke kalmıştır ne de bir ev. Bundan dolayıdır ki Yecüc ve Mecüc'ü çok uzakta aramamak lazımdır. Onlar dünyanın her yerinde. Evet arkadaşlar, bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı
Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.